çalıştıkça, özellikle son günlerde HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, İl Başkanı olsun, İl Başkanları olsun, Eş Başkanları olsun, Belediye Başkanları, Eş Başkanları sık sık basına çıkıp bizleri, özellikle şansını hedef alarak açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Ama dedik ya, bunun şu HDP mantığından kurtulması lazım. Oradan kurtulmadıkça, gelecek yatırımcı tehdit edildikçe, haraç toplandıkça, zorla insanlardan para alındıkça, insanlar kamplara götürüp, kamplarda tek tek faturalar kesilip, çekler kesilip, onlardan tehdit üzerinde para alındığı zaman, Allah aşkına hangi yatırımcı buraya gelir? Bizim kendi yatırımcımız buradan gidiyor. Seçim öncesinde çalışabilmek Erzurum'daki saldırıyla hangi derin yapı yaptıysa, kim yaptıysa biz onu da kırıyoruz, lanetliyoruz. Ama bugüne kadar bana bu kadar saldırı yapıldı. Milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza saldırılar yapıldı. Bugüne kadar tek bir BDP'li, HDP'li, milletvekili, belediye başkanı, il başkanı, siyasetçinin çıkıp kınama cesaretini gözlemediklerini görüyoruz. Bu bir dava meselesidir. Dünya kadar tehdit var. Şimdi insanlar bir kere şikayetlerini dile getiremeyecek kadar korkuyorlar. Yani ya ben gidip şikayet edeyim, başıma yeni bir şey mi gelsin diyorlar. Geçen dönem biliyorsunuz, birinin evine baskı yapıldı. Biz gittik orada toplantı yaptık, toplantıdan çıkarken evini bütün pencerelerini kırdılar. 9-10 genç içeri girdi. Bahçedeki arabayı talim ettiler. Biz ertesi gün bir motor kokteyl attık. Ertesi gün geçmiş olsuna gitmek istedik. Adam dedi ki, Allah aşkına gelmeyin. Ben şikayetçi de olmayacağım. Yoksa bu sefer çok daha büyük zarar veririm. Ama halkın endişesi olmasın. Bu dönem devlet çok ciddi önlemler alıyor. Özellikle sandık günü hiç kimsenin başına bir şey gelmemesi için devlet canla başla çalışıyor. Bu HDP'nin bazını yapmadığını siz söyleseniz de vallahi hiç kimse inanmaz. Türkiye'de de inanmaz. Hemen bölgedeki insanlar hiçbiri inanmaz. Teşekkür ederim. Bravo.